İçip de. Sen geldireceksin ya. Neren abi? Bacağı ya. Doktora götüreceğim. Sen iyi olacaksın. Yolda gideceksin değil mi? İnşallah. Köyge batı geldirim sen he. Ha. Ha şimdi güneş var değil mi? Ha. Tamam. Ben de zaten biraz korkmuştum. Abi valla şu anda şimdi bu çocuk küçükken bu hatta oldu, havale geçirdi. Bir yeni araştırmaya götürdü, işte bir ay 50 gün yattı. Belinde su aldılar, ondan sonra daha ne bileyim ne yaptılar, ele gitti. Ondan sonra doktor bir daha dedi, götürün, daha başka çare bulamadım. Ondan sonra götürdüm, rapor çıkardım işte, bunun bir bakıcı aylığını yaptım. İstanbul'a götürecektim, Acıbadem'de bir ben cenayi, bir uzman, bir doktor var. Dedi %80 ve %90 arası dedi. İşte param da yok götürem. Canı sıkıldım işte kaldırım dışarı götürüm işte böyle yardım kimse bize bir şey vermiyor. Doktora ben götürdüm dedi %80 ve %90 arası dedi iyileşecek dedi. İşten çalışmamış da düşündüm evimi satam. Sattım sonra ben nerede kalacağım? Ne bileyim işte böyle daha ulaşım işte böyle çekim gidim işte. Böyle %80-90 lira söylüyor. Şimdi diye ben bunu götürsem diye getirin bunun beyninden film çekek. Benim yerim pahalı. Başka hastanede çekerse size yardımcı olurum. Şimdi ben de bakayım diye %80 ve %90 arası toplam bu hastanın masrafı çok pahalı. 80 bin lirayı buluyor. Diye mesela filmi çekiyor 2,5 milyar diye. Mesela bir cecesi diye 2 bin lira. Ben nerede gittim? Ben evi sattım. Olmuyor. Ben nerede kalacağım? Valla biz çok bak 24 saat elindeyim. Bir çocuğumuzu yalnız yere bırakmıyorum. Mesela ben çarşıya gittiğim zaman annesine bırakayım. Annesi geldikten sonra gezmeye gidip ben bakıyorum. Ele idare ediyoruz. Başka çaremiz yok. Yapacak bir şey yok. İşte akşamları canı sıkılır işte dışarıya çıkarayım. Arabaya bindiririm geldiririm. Bana de baba bana şunu al bunu al. İşte böyle geldiririm da. Arkadaşlara bakıyor olmuyor. Diye ben yaya kalkmayayım ne bileyim şöyle bir şey söyleyeyim. Bir de üzülürük işte ben ne yapayım. Ama valla ben devletten bir türlü yardım bekliyorum. Ben keban kaymakamına bir türlü dilekçe yazdım. Bekliyorum, vermiyorlar. Bir tane babanın iki tane evi var, birini bana vermiş, bilmem ne. İşte ben de yardım bekliyorum, bu bayramda yardım verdim. Dilekçe dedim, böyle bakalım, 10 gün sonra toplantı var, onu bekliyorum. Ben bunu doktora götürürken, doktorlar dedi, bu 20 yaşına kadar tedavisi olacak. Yani tedavi olduktan sonra bu gelişme var yani biraz. İyi olacak yani diyorlar. O hala 20 yaşında sonra getirdikten olursa oldu, olmadı. Daha mecbur daha bir evimize bakacak. Ha, devlet 1-3 lira maaş veriyor işte Allah razı olsun. O da bunun masrafını çıkarıyor. Bunu geçirip ilerledik işte da ne yapalım. Valla iş istiyorum iş olsa da ben çocuğumu götürürüm. Ben bekliyorum ki iş bekliyorum bir yerde iş yok.